Evet arkadaşlar, şimdi sizlere bu dersimizde STM32G0 ailesinden, G0X1 ailesinde UART arayüzünün, UART haberleşme arayüzünün kesme üzerinden kontrolünü gerçekleştireceğiz. Kesme üzerinden kontrolünü gerçekleştireceğiz. Ancak ondan önce bir kesme konusunu tekrar bir kısaca daha sizden bahsetmek istiyorum ve kesme yönetimi nasıl yapacağımızla ilgili sizlere bir bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar öncelikli olarak kesme donanımını, yani kesmeyi donanımsal olarak bir bilmemiz gerekiyor. Bunun için de şurada görmüş olduğunuz gibi ENVIC. Burada bu nedir biliyorsunuz. Bu bir referans manuel. STM32G0X1'in referans manuelini açıyoruz. Referans manuelinin içerisinde G0X1 içerisindeki ENVIC olayına bir tekrardan göz atıyoruz. Şimdi ENVIC içerisinde daha önce size bahsetmiştim. Burada bir kesme vektör tablomuz var. Bu kesme vektör tablosu içerisinde sıralaması değiştirilemeyen kesmelerimiz vardı. Ve bu sıralaması değiştirilemeyen kesmeler sabit sıranın arkasından da bizim sırasını değiştirebilecek olduğumuz ve yönetebileceğimiz kesmeler olduğunu görüyoruz. Bunlar Window Watchdog, PVD yani Power Voltage Detektör, Güç Voltajı Detektörü. Yine bunlar hep setable dediği, set edilebilir. Bunlar da tabii set edilebilir ama sırası değiştirilemez. Yine buradan RTC Flash, Reset and Clock Control, harici GPIO kesmeleri, bakın hemen RCC'den sonra harici GPIO kesmeleri geliyor. DMA kesmesi, DMA kanal 1'in kesmesi, ADC kesmesi, timer kesmesi. Timer kesmeleri geçtikten sonra şurada user kesmelerini görüyoruz. User 1 ve user 2 kesmelerini görüyoruz. Evet, bizim ya da işte 35. sırada priority'si 35. sırada olan kesmemiz pozisyonu 28, pozisyonu 28 ve öncelik sırası da 35 olan UART 2, 36 olan ise UART 3'ün burada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dikkat ettiyseniz sondan hemen hemen bir ya da iki önceki kesmelerimiz. Dolayısıyla biz burada bunu eğer diğerlerini kullanmıyorsak bunu ön plana çekerek, zaten bunlar set edilmediyse, ayarlanmadıysa otomatik olarak bu ayarlandığı için de burada kesme aktif hale getirilir. Kesmenin blok diyagramından daha önce bahsetmiştik. GPI tarafından, XTI için blok tarafından bahsetmiştik. Sonra ağırlıklı olarak bu bölümde, referans kitapçığının bu bölümünde XTI üzerinden bize bilgi verir. Dolayısıyla bizim de ilk dersimizde zaten bununla ilgili bir bilgi aktarımı gerçekleştirmiştik. Peki UART üzerinden kesme yönetimini nasıl yaparız? Ondan biraz bahsedelim. Arkadaşlar kesme tanımlaması yapabilmek için daha önceden de bahsetmiş olduğumuz gibi bazı temel konfigürasyonları yapmamız gerekiyor. Biz ne kullanıyoruz? Biz şu anda UART 2'yi kullanıyoruz. UART 2'yi kullanıyoruz ve UART 2'nin içerisinden de kesmeleri aktif hale getirdiğimiz zaman, daha doğrusu kesmeleri aktif hale getirebilmek için bazı konfigürasyonların yapmamız gerektiğini görüyoruz. Peki bunlar nedir? Şimdi birinci, öncelikli olarak bunu şöyle bir durduruyorum ve mevcut projemizin üzerinden UART yapılandırmasını, UART yapılandırmasına giderek UART yapılandırmalarını kesmeye aktif hale getiriyorum. Şimdi kesmeleri bizim yönetebilmemiz için, bir kesme fonksiyonlarını tanımlamamız gerekiyor. Peki kesme fonksiyonları nerede? Bakın, önce kesmeyi aktif hale getirme, önce kesmeyi aktif hale getirelim, sonra kesme fonksiyonlarını tanımlayalım. Kesme fonksiyonlarını tanımlayalım. Daha sonra UART kesmesi, UART kesme fonksiyonlarını belirleyelim. O zaman öncelikli olarak gelin hep birlikte bir kesme fonksiyonlarını bir görelim. Kesme fonksiyonlarını aktif hale getir. UART için kesme fonksiyonlarını çağırarak aktif hale getirmeyi nasıl yaparız? Öncelikli olarak arkadaşlar UART içerisinde biz bunu daha önce nereden yapmıştık? Öyle hatırlıyorum. Şeyden yapmıştık. Şimdi UART yaptığımız yere bakalım. Source içerisine geliyorum. Whole MSCP içerisinde. Şurada dikkat ederseniz bir UART konfigürasyonu yapmıştık. UART yapılandırmasını gerçekleştirmiştik.
Sonra kesme vektörlerini, kesme vektör tablosunu çağırarak kesmeleri aktif hale getireceğiz. Peki nereden getiriyorduk? Öncelikli olarak kesme vektörleri arkadaşlar, include klasörümüzün, driver klasörümüzün içerisinde whole driver, source ve source içerisinde nvic içerisinde olması lazım ya da Cortex içerisinde olması lazım. Bazen unutuyorum ben de. Şuradan bir bakalım. nvic olarak yok, Cortex'e bakacağız. Cortex'in içerisinde çünkü Cortex kesmeyi kendisi veriyor biliyorsunuz. Bakın şurada whole nvic set priority önceliği tanımlama whole nvic set enable şu ikisini görüyoruz. Bunu çift tıkladım. Bu görmüş olduğunuz gibi bir kesme fonksiyonu. Bu kesme fonksiyonunu buradan burasını tabii hash kütüphanesinin içerisinde burası C kütüphanesi mi? Bu hash kütüphanesi içerisinde var mı acaba? C'ymiş. Fark etmez. Bu fonksiyonu şöyle alıyorum. Şöyle şu fonksiyonu aldım. Şimdi bunu aldıktan sonra bizim buraya daha sonra geri döneceğiz tekrar. Whole MSCP yani Microcontroller Specific Peripheral olarak adlandırılan bu mikro denetleyiciye özel yapılandırmanın içerisinde kesmeyi aktif hale getirecek bir fonksiyon veriliyor. Bu kesmeyi aktif hale getirecek fonksiyon için diyor ki bunun içerisinde bir IRQ N-type tanımlamanız lazım. Şurası IRQ N'imiz. Peki IRQ N-type'ları nereden bulacağım? Burada şunu kapatalım. Ne dedim? Geldim buraya. Bakın IRQ N-type'larımız. IRQ N-type'larımız nerede? Şurada. Biz ne kullanıyoruz? Tekrar OLMCP'ye geri dönüyorum. Burayı duracak burası. Ben ne, hangi UART tanımlamıştım? UART 2 clock enable yapmıştım. Buraya geri geldim. UART 2, user 2 ayrı iken şu. Bakın buradan bu kesme fonksiyonunu aldım. Getirdim buraya. Şuraya yerleştirdim. Birinci fonksiyonumu, birinci parametresini bunu yerleştirdim. Sonra geldim preemption priority diyor. Şimdi kaç tane şey yaptığımıza bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Kaç tane kesme tanımladığımıza bakmamız gerekiyor. Bunun için de buraya da öncelikle dedim ki başka bir kesme kullanmadığım için buna bir yazdım. Şuraya bir yazdım. Şuraya da sıfır yazdım. Sub priority, alt önceliğe de sıfır yazdım. Bakın öncelik tanımladım. Bunu kaydettim. Sonra geldim buraya. Diyor ki bir de IRQ enable yap. Bu fonksiyonu da aldım buradan. Bunu da buradan kopyaladım. Getirdim. Whole MSCP'nin içerisine. Altına bunu da koydum. Peki IRQ N type'im neydi? IRQ N'imiz yani IRQ N type'ımız o user 2 idi. Bakın kesmenin önceliğini belirledim ve kesmeyi aktif hale getirdim. İlk yaptığımız işlem bu. Peki kesmeyi aktif hale getirdiğim zaman kesmeyi aktif hale getirdiğim zaman hangi fonksiyonu bana çağıracak? Bunun için burayı kapatıyorum şöyle. Bunun için arkadaşlar şurada interrupt.c dosyasını açıyorum. Interrupt.c dosyasının içerisinde şurada bizim kesme fonksiyonlarımız var. Kesme fonksiyonlarımızı tanımlarken aslında burada şeyleri de tanımlamak lazım. Şeyleri de neydi? Prototiplerini, fonksiyon prototiplerini tanımlayarak gitmek daha doğru olur ama biz buraya bir kesme fonksiyonu tanımlayacağız. Gelin önce prototipini tanımlayalım. Ondan sonra açalım. Buraya void yazdım. Peki benim kesme fonksiyonum ne olmalı? Bakın kesme fonksiyonu nasıl buluyorum? Şuradaki startup dosyasının içerisindeki şurayı açtığım zaman startup dosyasının içerisindeki IRQ handler fonksiyon tanımlamaları var. Yani assembler olarak tanımlanmış fonksiyonlar var. Bakın şurası user 2 IRQ handler. User 2 IRQ handler'ı yazılı olarak buradan alıyorum. Geliyorum interrupt.c'nin içerisine gidiyorum. Bunu şu şekilde yazıyorum ve diyorum ki bunu yine bir void fonksiyon olarak al ve bunu fonksiyon prototipini tanımladıktan sonra bu fonksiyon gel buradan en alta bir fonksiyon olarak bunu buradan aç diyorum. Daha sonra bunu çalıştırıyorum. Peki nedir bu? Bu arkadaşlar kesme meydana geldiği zaman kesme meydana geldiği zaman pardon. Çok özür dilerim. Şimdi kesme meydana geldiği zaman çalışacak fonksiyon. Bakın daha şu anda yaptığım işlem. Önce önceliğini belirledim. Kesmemin önceliğini belirledim. Kesmeyi aktif hale getirdim. Kesme fonksiyonunu buraya çağırdım. Bakın şu ana kadar
Hor kütüphanesi ile ilgili herhangi bir şey kullanmadım. Peki UART'ın hor kütüphanesini kullanarak UART'ın kendi kesme fonksiyonlarını nasıl çağıracağım? Şu ana kadar yapmış olduğumuz kısım korteksle ilgili kısımlar. Şu ana kadar korteks kısımlarını yaptım. Şu andan sonra ne yapacağım ben? Şu ana kadar korteksi yaptım. Şu andan sonra da UART'ın hol fonksiyonlarıyla ilişkilendirilmesini sağlayacağım. Peki onu nasıl yapıyoruz? Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yine driver içerisinde, including içerisine geliyorum. Including içerisine arkadaşlar. Şuradan UART'a geliyorum. UART.h'ın içerisine geliyorum. Ve UART.h'dan şu taraftan fonksiyonlara bakıyorum. Bu bulacak olduğum fonksiyon whole UART ayrı queue handler gibi bir fonksiyon bulacağım. Şuradan bakıyorum. Whole UART kesme fonksiyonu. Bakın şurada. Diyor ki bakın bu fonksiyon whole kütüphanesinin içerisinde oluşturulmuş bir fonksiyon. Bu fonksiyonu şöyle gittiğim zaman bizim için daha önce içeriği oluşturmuş hangi kesmeler tetiklenecekse UART'ın özelliklerine göre hangi kesmeler tetiklenecekse içeride oluşturmuş bir fonksiyon. Ben diyorum ki bu fonksiyonu çağıracağım. Bu fonksiyonu bana çağır. Copy dedim. Yani ilgili UART2'nin whole kütüphanesindeki kesme fonksiyonunu tetikletiyorum. Bu fonksiyon bana beni ilgili yerlere yönlendirecek. İlgili yerlere yönlendirecek. Bunu buraya yazıyorum. Diyor ki bana buraya diyor bir UART tanımlaması yapman lazım diyor. Bu UART tanımlamasını nasıl yapacaksın? Şimdi zaten ben UART tanımlamamı nerede yapmıştım? Artık burayla işim bitti. Ya tekrar geri geleceğim gerçi. Main'siye geldim. Main'sinin içerisinde ben zaten burada bir türetme yapmıştım. Bakın şurada. Bu türetmeyi şuradan alıyorum. Sağ tıklıyorum. Copy diyorum bakın. Copy. Geldim buraya. Şu sağ taraftan şuraya tıklayarak çok fazla sorun dosya açtım sanırım. Interrupt.c'nin içerisinde şuraya hemen fonksiyon prototipinin olduğu yere extern yazıyorum ve bunu buraya genişlet diyorum. Yani main fonksiyon içerisinde tanımlamış olduğum UART2'yi bu bir tutucu yani bir UART2 ile ilgili bir tutucu. Bunu buraya genişlet diyorum. Daha sonra bunu buradan alıyorum şöyle kopyala diyorum. Copy en alta geliyorum arkadaşlar. Bakın şurada benden bir pointer bekliyor. Pointer beklediği için end işaretini koyarak şuradaki ilgili UART'ı buraya koyuyorum. Artık ben UART'a ait kesme fonksiyonlarını tetikleyebilirim. Whole kütüphanesine ait kesme fonksiyonlarını tetikleyebilirim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buradan yola çıkarak işlerime başlayabilirim. Peki ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Şimdi ve hangi kesme fonksiyonlarını kullanacağım onu bilmemiz lazım. Bunun için de tabii kütüphanenin içerisinden ilgili fonksiyonlara erişeceğiz. Bu zaten bizim birinci önceliğimiz. O yüzden şu ilgili kısımları kapatıyorum. Startup'ı kapatıyorum. Buraları falan belirledim. Daha sonra buraları da kapatıyorum. Bunlar artık ihtiyacım kalmadı. Şimdi HoloWart.c'ye şu anda ihtiyacım yok. HoloWart haşı açacağım. Çünkü buradan fonksiyon artık fonksiyonu seçeceğim şimdi. Peki nerede? Whole driver içerisinde, including içerisinde, whole UART haşı içerisine giriyorum. Whole UART haşı. Şimdi buradan bana diyor ki bu tanımlamaların içerisinden hangi fonksiyonları kullanabilirsiniz? Şimdi şuradan UART içerisinde arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi bazı kesme fonksiyonları var. Ayrı queue handler'ın hemen altında. Şurada IDQ handler'ın altındaki fonksiyonları kullanabilirim. Şuradan bakalım. Diyor ki zaten sen diyor kesmeyi diyor aktif hale getirdiysen senin kullanacak olduğun diyor kesme fonksiyonları sadece şunlardan ibarettir. Şunları kullanabilirsiniz diyor. Bunlar kesme fonksiyonları. Peki nedir bunlar? Whole UART TX yani transmit iletim half yarım complete callback. İletimin yarısı tamamlandığında bir olay tetikle, bir fonksiyon tetikle. Tamam. Whole UART takes complete callback. İletimin tamamı iletildiğinde, yani gönderim tamamlandığında bir geri çağırma fonksiyonları. Callback fonksiyonlarına genelde geri çağırma fonksiyonları diyoruz arkadaşlar. Bu geri çağırma fonksiyonları bir işlem yapıldıktan sonra otomatik olarak tetiklenen fonksiyonlardır. O yüzden genelde hemen hemen bütün donanımsal
uygulama geliştiricileri bu kavramı çok iyi bilirler. Callback fonksiyonu dediğimiz zaman mutlaka olay tetiklemeli bir fonksiyon olarak tanımlıyoruz ve olay tetiklemeli fonksiyonlarda periyodik olarak tetiklenen fonksiyonlar olduğu için bir süreklilik arz eden fonksiyonlardır. Tamam, devam ediyoruz. Rx alım, yani receive, half complete callbacks, alımın yarısı tamamlandığında bir geri çağırma fonksiyonu çağır. Okey. Yine Rx complete callback, alım tamamlandığında bir kesme fonksiyonu çağır, geri çağırma fonksiyonu çağır. Eğer bir hata meydana geldiyse o zaman error callback'e çağır. Bunun içerisinde bir şeyler yazabiliriz. Yine whole, award, abort, complete callback. Burada arkadaşlar burada bir iletim yarıda kesildiyse, iletim yarıda kesildiyse, iletim tamamının göndermesi yarıda kesildiyse bir kesme fonksiyonu çağır. Whole, award, abort, transmit, complete callback. Şimdi bu callback, şuraya bakalım bir. Bu fonksiyon neymiş? Bu ikisi arasında fark var. Yani transmit complete callback ile receive complete callback, şurada abort üzerine gidecek olursak, alımın tamamlanması iptal edilirse bir kesme fonksiyonu üretiyor. Gönderimin tamamlanması, yani iletimin tamamı erişmesi bir iptal edilirse, bir iptal durumu oluşursa bir kesme fonksiyonu tetikleniyor. Bunlar zaten yazılmış fonksiyonlar. Bir de abort complete callback. Şimdi buradan bakıyoruz. Bunun üzerine gittiğimiz zaman diyor ki abort complete callback, diyor ki bunu sen ben diyor bu fonksiyonu tetiklerim. Sen diyor bunun içerisine yazarsın. Bunlar dikkat ettiyseniz hepsi birer weak fonksiyonlar. Peki bunları niye buraya koymuşlar? Kütüphaneyi geliştirirken, whole kütüphanesini geliştirirken içerisinde fonksiyon içerisinde kullanıcıya hazır bir fonksiyon vermişler. Demişler ki bir iletim tamamlandığında ben zaten içeride bu fonksiyonu çağırdım. Dolayısıyla sen gel bu başlığı kullan demişler. Peki tamam, o zaman biz ne kullanalım? Şuradan başlayalım. Kullanacak olduğumuz genelde sıklıkla kullandığımız 3 fonksiyon var. Transmit complete callback, receive complete callback, error callback. Bu üçünü kullanırız. O zaman başlayalım. RQ handler'ı kullandık zaten. Tabi bu ana tetikleyici fonksiyonumuz. Dikkat edersen bunun içerisine şöyle girdiğimiz zaman o weak olarak tanımlanmış, zayıf tanımlanmış fonksiyonların tamamının burada tanımlandığını görüyoruz. Tamamının burada tanımlandığını görüyoruz. Çünkü burada işte error callback, gördünüz mü? Whole award error callback. Sonra whole, bakın burada error'lar var. Sonra aşağı doğru inecek olursak işte receive complete callback, yine event, mesela Rx event callback var. Bunlardan Rx event callback niye veriyor? Whole award eksi sonu Rx event callback gibi. Bütün weak fonksiyonlar, zayıf fonksiyonlar burada tanımlanmış, kullanımıza verilmiş. Biz de buradan şuradan CTRL tuşuna basılı tutarak TX complete callback fonksiyonuna gidiyoruz. TX complete callback fonksiyonu buradan şöyle alıyorum ve buradan kesiyorum. Ctrl X diyorum. Yapıştırıyorum. Bunu iki yerde kullanabilirsiniz. Bir, UART içerisinde, interrupt C içerisinde yazabilirsiniz. İki, main C içerisinde yazabilirsiniz. Bazen main C içerisinde yazmak mantıklı olabilir. Çünkü main de bir değişken tanımladıysanız, tanımlamış olduğunuz bu değişkenleri bir de şey tarafına extern etmeniz lazım. Kesme dosyasının olduğu yere extern etmeniz lazım. Ondan kaçınmak için çok da kompleks değilse kodunuz burada yazılabilir. Şimdi devam ediyorum. Buradan tekrar buraya gittim. CTRL ile basılı tutarak atlayabilirim. Rx complete callback fonksiyonuna gidiyorum. Rx complete callback fonksiyonunu da buradan kesiyorum. Ctrl X, Ctrl S diyorum. Sonra geliyorum buraya. Şu alt kısma bunu yapıştırıyorum. Bunu arasını siliyorum. Şu weak yazan kısmı da arkadaşlar siliyorum. Sonra yine aynı şekilde bir de error callback'imiz var. Error callback eğer düşerse ne yapması gerektiğini de biz ne yapacağız? Şuradan bunu kesip içerisine yazacağız. Şuraya geldim. Buradan da içerisine yazmaya başladım. Buradan evet, şöyle şu anda kesme fonksiyonlarım hazır. Callback fonksiyonlarım hepsi hazır. Sadece geri içerisini doldurmak kaldı. Şimdi kesme üzerine çalışacaksak o zaman şurada görmüş olduğunuz gibi for içerisinde ya da while içerisinde çalışmaya gerek yok. Elbette çalışacak durumlar oluşabilir. Yani burada tamamen uygulama geliştiricisi
nasıl bir yol izliyor, o tamamen kendi bileceği bir iş. Ama kesmeyi açtıysanız, dolayısıyla kesme bayraklarının tetiklemiş olduğu kesme fonksiyonları sürekli çağrılacaktır. Ona dikkat etmek gerekir. Şimdi şuradan bakalım. Diyor ki, hold what receive, hold what receive fonksiyonu. Arkadaşlar, bu fonksiyon, receive fonksiyonu, bir polymod demiş olduğumuz bir işlemci üzerinden bilgi gönderen ve işlemci üzerinden bilgi alan bir fonksiyondur. Tamam mı? Bir işlemci üzerinden bilgi gönderen ve işlemci üzerinden bilgi alan bir fonksiyondur. Biz buna sorgulama modu diyoruz. Yani bir işlemci üzerinden çevre birimine bir sorgu atılır. Buradan yine kesme bayrakları yönetilir. İlgili char datamız ya da işte 8 bit datamız kaydırma rejisterlerine eklenerek iletim gerçekleştirilir. Aynı şekilde receive, şurada iletim gerçekleştirilir, burada da receive gerçekleştirilir. Şimdi bunları ben açıklama satırına alıyorum. Source and Tuple Commentary açıklama satırına alıyorum. Diyorum ki ben bunu burada yapmayacağım, bu gönderim işini. Bunu da burada yapmayacağım, şurada. Yani bunu burada fonksiyonu. Peki ne kullanacağım? Şimdi bunu, bu fonksiyon aldım. Bu fonksiyonun bir muadili var. Yani bu sorgulama modunun fonksiyonu, bir de kesme modunun bir fonksiyonu var. Buradan kesme moduna gidiyorum. Kesme moduna geldiğim zaman bakın, bana burada diyor ki hold what transmit dedi. Bu sorgulama modunun şeyi. Peki bunu nereden anlıyorum? Bakın şurada bize diyor ki IO operation fonksiyonları diyor. Bunlar bize söylüyor. Diyor ki aslında bu şurada yazılı olanlar gerçekten çok önemli. Çünkü buradan yola çıkarak anlamamız gerekiyor. Yani buradaki hash dosyaları aslında şurada görmüş olduğunuz hold kütüphanesinin oluşturan bilgiler. Yani bunların hepsi zaten hold kütüphanesinin içerisinde tanımlanmış. Bunu zaten de kaynak olarak, kütüphane olarak bize vermiş durumdalar. Böyle durumlarda arkadaşlar, böyle durumlarda buradan bilgi alabilirsiniz. Bunu Google Translate'e kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bu size kolaylık sağlar. Diyor ki bu alt bölüm UART'ın asenkron bir şekilde ve yarım dubleks, yani yarım dubleks olarak data iletimini sağlayan bir yani hem yarım dubleks hem de data iletimini sağlayan fonksiyonları içerir. İki tane, there are two modes of transfers. İki tane transfer modu vardır. Bunlardan bir tanesi blocking mod, yani engellenen mod diyoruz biz buna. Diğeri de non-blocking mod, diğeri de engellenmeyen mod. Yani herhangi bir şekilde engellemenin olmadığı mod diyoruz biz buna. Blocking mod arkadaşlar, şurada belirttiği gibi the communication is performed in polling mode. İletişim sorgulama moduyla gerçekleştirilir. The hold status of all data processing is returned by the same function after finishing the transfer. Transfer tamamlandıktan sonra aynı fonksiyon tarafından hold durumu geri döndürülür. Yani hold'un durumu true mu false mu, true mu false mu şeklinde bize hold key olarak bize geri döndürür. Non-blocking mod yine interrupt modudur. Bakın interrupt modudur, kesme modudur. Dolayısıyla genelde ya blocking modda ya da non-blocking modda kullanırız. İkisinden bir tanesini kullanırız. Tercih ettiğimiz, burada sizin yapmış olduğunuz işinizin yoğunluğuna göre bu değişir. Yine aynı şekilde non-blocking modda da interrupt'la gerçekleştirilir ve bir bu API'lar geriye bir durum döndürür. Okey ya da hol okey ya da değil gibi. Burada the end of the data processing, data işlemenin sonunda will be indicated through the dedicated OART IRQ. İlgili atanan OART'ın OART aracılığıyla bir bildirim gerçekleştirilir. Neyi? While using interrupt mode. Interrupt veya DME modu kullanıldığında. Bunlar nedir? The whole OART complete callback, the whole OART takes complete callback, reacts complete callback, user callbacks will be executed respectively. Bunlar sırasıyla uygulanır. Önce takes, sonra reacts uygulanır. Eğer ikisi birden aynı anda tamam sıralı olacağı için. Ve iletim sonunda da bir hata meydana geldiyse, hata tanındıysa da bu fonksiyon çağrılır. Şimdi bundan sonra blocking modda kullanmış olduğumuz fonksiyonlar hold what transmit,
Hollow-Watt Receive. Non-blocking mod, Hollow-Watt Transmit Interrupt, Hollow-Watt Receive Interrupt, Hollow-Watt IRQ Handler. Biz zaten IRQ Handler'ı açtık. Şu iki fonksiyonu da gerçekleştirdik. DMA kullanacaksa evet tabii ki bunu da kullanacağız. Hollow-Watt Transmit DMA, Hollow-Watt Receive DMA, Pause, Resume ve Stop şeklinde tanımlamalarımız var. Diyor ki bunlar iletim ve gönderim için. O zaman biz iletim için bunu kullanacağız. Hollow-Watt Transmit Interrupt. Şuradan geliyorum. Hollow-Watt Transmit Interrupt. Şuraya tıklıyorum. Bu fonksiyonu şu anda C dosyasının içerisinde ama normalde H dosyasının içerisinde yapıyoruz ama çok önemli değil. Bunu buradan alıyorum. Hollow-Watt Status Type Definition. Bunu getiriyorum buraya. Ctrl C diyorum. Main fonksiyonuna geliyorum. Buraya bunu şöyle yapıştırıyorum. Bu arada bir aslında şunu şöyle yapsam daha güzel olacak. Alttaki fonksiyonu kopyalayıp bunu buraya koydum. Şuradan uncomment yapıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki Hollow-Watt Transmit Interrupt'ı da getiriyorum bunu buradan. Ctrl X diyerek şuraya yapıştırıyorum. Peki aradaki fark ne? Onları size şimdi anlatacağım. Aradaki fark ne? Onlara bakacağım şimdi size. Şimdi burada bir kere diyor ki hangi UART üzerinden haberleşeceksin? Bakın aynısını söylüyorum. Fonksiyona bakıyorum. Şu UART üzerinden, UART 2 üzerinden haberleşeceğim. Bir pointer data istiyorum senden diyor. Peki biz de bir datanın adresini, point edilmiş adresini buraya koyuyoruz. Tamam. Bir de diyor size'ını koy buraya diyor. Size zaten koymuştum. 30 dedim. Peki ne yok? Şuradaki 100 yok. Peki bu 100 ne? Bu timeout süresiydi. Kesme fonksiyonunu kullanılarak UART üzerinden bir iletim yapıldığında ya da bir alma işlemi yapıldığında herhangi bir zaman gecikmesi kullanılmaz. Çünkü kesme merkezi olduğu için kullanılmaz. Yani ya vardır ya yoktur. Bu zaten işlemci hızında set etmiş olduğunuz baud hızında ve işlemci hızında zaten bu çalışıyor anlamına gelir. Evet, geriye zaten bir hollow key döndürüyor. Dolayısıyla ilk yapmış olduğumuz işlem bu. Bunu şuradan arkadaşlar Docklight aslında ilerleyen zamanda biraz daha şey yapacağız da şimdi şuradan bakalım. Docklight diye bir şeyimiz var. UART arayüzümüz var. Bunu kapatıyorum. Evet, com UART üzerinden 115.200 üzerinden haberleşiyorum. Bunu şöyle kenara tutuyorum. Özür dilerim. Şimdi şeyi bağlayalım diyeyim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi buradan başlatıyorum. Tabii şu anda içerisinde başka bir mesaj var. Önemli değil. Ben sadece merhaba mekatronikçiler yazısının yazmasını istiyorum. Bu şu anda gitsin. Evet, merhaba mekatronikçiler. Gördünüz mü? Yani bunu kesim olarak yönettim. Peki bunu dikkat ettiyseniz burada gerçekleştirdim. Aynısını for'un içerisinde değil, bunu buradan bir kez yazdı ya. Burada bunu Ctrl C diyorum. Bunu buradan alıyorum. Kesmenin içerisine koyuyorum. Nasıl kesmenin içerisine? Yani bir kez gönderim yaptıysan hiç durma, aralıksız bir şekilde gönderim yap. Hiç aralıksız bir şekilde gönderim yap. Bakın burada aynısını koydum. Ne yaptım? Hollow-Watt takes complete callback. Bir kez iletim tamamlandıktan sonra bu fonksiyon tetiklenecek. Birazdan debug yapacağız. Debug'da bunu göreceksiniz. Ve sürekli olarak buraya girecek. Artık while'ın içerisinde gezerken bile ki bunu şuradan şuraya açıyorum. GPIO'da bir şey yapsın. Hem blink yapsın. Ama blinkten önce kesme çalışsın. Yani her bir saniyede bir blink yapsın ama bu arada da çok hızlı bir şekilde gönderim yapsın.
Evet, bunu şey yapalım. Source, şuradaki UART'ları kapatıyorum. Sadece birer saniye blink yaparken aynı zamanda da çok yüksek hızda iletim yapsın. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bakın buradaki sıkıntı şu. Ben while'in içerisine bir bekleme koydum. Dolayısıyla bu yeniden böyle dönüp dolanıp gelinceye kadar burayı bekletecek zaten. Ama ben bekletmesini istemiyorum. Yani bir taraftan blink yaparken bir taraftan da hızlı bir şekilde ekrana basmasını istiyorum. Tamam. Bunu buradan şöyle açıyorum. Bunu buradan açıyorum. Şimdi göreceksiniz. Bir taraftan kameramızı açalım. Evet. Şimdi bir taraftan kameramızı bakalım bir hatamız var mı? Bir hata çıktı. Bu nedir? Niye böyle oldu? Acaba bir değerleme hatası mı var? Bir saniye rica edeyim arkadaşlar. Şimdi burada bir aslında değerlemede bir problem yok. Niye böyle bir hata oluştu? Çalışma zamanında mı bir hata oluştu acaba? Tabii emin olamadım ya. Tekrar bir daha iletelim bir. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Bakın bir saniyede bir yanıp sönerken şu anda 115.200 baud rate'te inanılmaz bir veri akışı var. İnanılmaz bir veri akışı var. Dolayısıyla şurada görmüş olduğunuz gibi hem bir saniyede bir yanıp sönüyor. Ama bu arada kesme fonksiyonunun iletim işini de kesme üzerinden gerçekleştiriyor. Bu şu anda dolayısıyla TX Complete Callback işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Peki bu tür durumda ne zaman bunları kullanmak gerekiyor? Bunun uygulamadan uygulamaya farklılığı var. Mesela şöyle yapalım. Bu tabi bir sefer complete ettikten sonra sistemi durdurabilirsiniz. Bakın bu sürekli çalışan bir sistem. Sürekli çalışan bir sistem. Yani öyle böyle değil. Yani siz bunu kontrol etmediğiniz sürece bu sürekli olarak iletim yapan bir sistem. Şu anda bunu gerçekleştiriyor. Peki bu tür durumlarda ne yapmamız lazım? İletimi yaptınız. Kesmeyi disable yapmamız lazım. Yani kesmeyi aktifliğini ortadan kaldırmamız lazım. İhtiyacımız olduğunda da tekrar kesmeyi çağırmamız lazım. Bir de alım yapalım. Yani sürekli olarak bir alım tamamlandıktan sonra başka bir alım yapalım. Ona göre bir işlem gerçekleştirelim. Bunun için de ne yapıyorum arkadaşlar? Şurada aslında kullanmış olduğunuz gibi eğer bir bilgi geldiyse ki biz bunu şuradan bir RX buffer diyoruz. Şöyle. Bunu da 30 elemanlı bir buffer olarak tanımlıyorum. Diyorum ki bu bilgi geldiğinde şurada bir if şeyimiz vardı. RX'imiz vardı. RX'e bakacağız. Bunu da şuraya gerçekleştireceğiz. Diyeceğiz ki bir şey geldiği zaman bunu bize interrupt olarak al. Yani şuradakilerin aynısını artık buraya şuradaki datayı alıyorum. Buradaki datayı alıyorum. Bu datayı şuraya yerleştiriyorum. Sonra daha doğrusu UART'ı buraya yerleştiriyorum. Özür dilerim. Sonra şurada bir dizi tanımlamıştım. RX buffer tanımlamıştım. Aslında daha önce tanımlamışız ya. Neyse şunu silelim de. Şunu alalım. Getirdim bunu buraya koyuyorum. Şöyle. Ama bunu şöyle yapıyorum tabii. Şurayı parantez içerisine alıyorum. Bunu böyle yerleştiriyorum. Sonra size'ım zaten 30'du. 30 olarak alıyorum buraya. Bunu yerleştiriyorum. Peki bunu aldım ya.
Şimdi bunu bizim ne yapmamız lazım? Şeylere ayırmamız gerekiyor. İşte split etmemiz lazım. İşte Spring'de split fonksiyonunu kullanarak ya da diğer fonksiyonları kullanarak split etmemiz lazım. Ama ben ilk önce nasıl alım yapmam gerektiğini bir gelelim. Bunu bir durduruyorum. Toggle comment diyorum bu arada. Şu sürekli iletim yapmasını, ekranı biraz fazla meşgul etmesini. Sonra bunu da bir RX buffer'ın içerisinde görmek istiyorum. Bunu kaydettim. Tekrar bunu bu sefer gönderdim. Tamam. RX yaptıktan sonra ne yapacak? Bakın RX yaptıktan sonra ne yapacak? Onu bakalım. Şuradan debug açıyorum. Şuradan debug açtım. Şimdi şuradan Docklight'ım açık şu anda. Burayı temizleyelim bir. Şurayı şu tarafa doğru çekelim. Başlatalım. Bakın merhaba mekatronikçiler geldi. Şimdi ben bir şey gönderelim. Tamam mı? Şöyle. Deneme. Diyorum ki şöyle. Merhaba mekatronik 2. Şimdi burada bunun arkasını repeat etsin mi? Send periyodikli. Periyodik olarak göndersin bunu. Bunu periyodik olarak da gönderebilir. Çok önemli değil. ASCII olarak göndersin. Buna okey diyorum. Şimdi şuraya RX complete callback'e şuraya bir durma işareti koydum. Ve tabii başlattım. Şuradan send dedim. Buradan niye bu? TX yapıyorum ama buradan düşmüyor. Şimdi şurada bakalım bir. Belki düşüyor bize mi gelmiyor acaba? Şuradan live view'e geçelim. Expression live view. Live view'de şu değişkenimiz bir RX buffer. Buraya kadar gelmiyor. Peki buraya düşüyor mu? Buraya da düşmüyor. Burayı temizleyelim. Clear window diyelim. Bir yeniden başlatalım. Şimdi buraya bir RDA breakpoint nereye geldiler? Evet, böyle bir breakpoint yapamadığını söylüyor. Bir daha başlatalım olmazsa. Bir daha başlatalım. Şunu tekrar. Çok fazla breakpoint koydunuz diyor ya. Bu çok fazla mı breakpoint koyduk? Hayır, o kadar çok fazla breakpoint koymadık. Aynı noktaya koyduğumuz için aradı mı? Tamam, buradan buraya girmesi lazım. Bir kez iletim yaptı. Bir saniye burada. Allah Allah. Dışarıdan gelen bilgiyi içeride görmemiz gerekiyor. Dışarıdan gelen bilgiyi içeride görmezsek maalesef bu şeyleri remove all breakpoints diyelim şimdi. Hepsini kaldırdım. Şu anda yok. Gidiyor. Bakın şurada. Clear communication. Evet. Şu anda devam ediyor. Hiçbir problem yok. İletim yaptım. Tamam, ben de devam ediyorum.
Şimdi şurada expression'a geldim. Live expression. Live expression'da şunu tam rx tanımladık. Şurada da bunu tanımlıyorum. Rx buffer. Doğru, bunu buraya koyduk. Burada zaten live expression olmazsa bunu zaten göstermez. Anladım. Register'lara bakabiliriz de. Devam edelim. Şimdi buna bir data gönderelim. Evet, merhaba Mekatron içinde dediğim. Allah Allah. Peki şunu şuraya koyalım. Bir daha gönderelim. Peki bunu şimdi şuraya aldım, onu durduruyorum. Muhtemelen evet, pardon. Burada çok küçük bir şey yaptım, özür dilerim. Bir kez alım gerçekleştirmesi lazım. Biz şu anda bir kez alımı tetiklettirmemiz lazım. Şöyle olacak. Şimdi bu alımı şurada bir kez bir yapıyorum. Şurada bir sefer bir yapalım. Tamam mı? Acaba bu tabii şeye mi düştü, onu da bilmiyoruz. Buradan bir tane daha şey düşürüyorum. Bunu kesiyorum. Şuradan bir sefer bir alım yapması lazım ki alımın bir kez tetiklenmesi lazım. Tamam mı? Alımın bir kez tetiklenmesi lazım. Tekrar programı yükledim. Sonra tekrar şu anda değerliyorum. Değerleyelim bir. Evet. Başlattım. Live Expressions'a geldim. Bakın bir X buffer geldi, gördünüz mü? Bir kez çalıştığında. Şu anda boşta geliyor. Bir kez çalıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir kez. Yani asgari bir kez TX'i de RX'i de asgari bir kez çalıştırmamız gerekiyor. Ondan sonra bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. Şimdi gelin. Backbite'a geldim. Şimdi benim neredeydi şeyim? Kesme şeyim buradaydı. Buradan bir send dedim. Otomatik olarak bakın. Merhaba mekatronikçiler. Tabi bu kesme de burada durmadı. O çok ne olduğunu bilmiyorum ama. Bakın merhaba mekatronik 2. Gerisi şey geldi. Şimdi ikincisine bakıyorum. Şimdi şuraya bir tane diyorum ki Barış Gökçe diyelim. Barış. Biraz kendi reklamımızı yapalım, değil mi? Doçent Doktor Barış Gökçe. Bu gelsin bana. Şöyle. Doçent Doktor Barış Gökçe. Uygula dedim. Okey dedim. Bakın şeyi bekliyorum şimdi. Şurada mekatronikçiler geliyordu. Şimdi bu sefer tabii sonlandırma karakterine ile ilgili bir takım detaylar var. Onları sonra bakılabilir ama. İleri dedim. Bakın Gökçe mekatronik. Bakın nereden başladı? 68'den başladı şeye. Doçent, doktor, Barış, Gökçe derken sıradan gitmeye başladı. Aynısını bir daha gönderiyorum. Bakın şurada karışık bir şekilde, bakın hep yerleri değişti. Sırası kaymış oldu. Sırası kaymış oldu. Ne yapması lazım? Her seferde aynı şeye basabilmesi için bir kere yeniden alım yapmadan önce dizinin içerisini boşaltıp dizinin başından itibaren yazması lazım. Ya da bizim burada sonlandırma karakteri göndermemiz gerekiyor. Şurada var ya, sonlandırma karakteri göndermemiz lazım. Mesela buradan periyodik olarak gönder diyelim. Periyodik olarak gönder diyelim. Bir saniye.
Devam edelim. Demek ki buradan gönderdiğimiz datayı buradan alabiliyoruz. Bunun en güzel yolu şu. Datayı sınırlandıralım. Mesela diyelim ki şurada yazdığımız karaktere bakalım. Şuradan Herkül'den devam etmiştik. Mesela şuradan şeyi sınırlandıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 karakteri sınırlandırıyorum. Tamam mı? Buraya geldim 18 yazdım. Ya da 20 yazalım. Çok önemli değil. Buraya 20 yazdım. Durduruyorum şimdi. Tekrardan debug'a geçiyorum. Şimdi burayı da sınırlandırıyorum. Mesela şuraya bir boşluk karakteri koydum. İki tane boşluk karakteri koydum. Alır mı onu bilmiyorum ama emin olamadım. Boşluk karakterini alıp almayacağını. Daha sonra Live Expressions buradan başlattım. Merhaba mekatronikçiler başladı. Gönderdim. Bakın ne geldi? Doçent Doktor Barış Gökçe. Bakın şu ikisi. Hala 30 tabii. Derleyip yapmadığım için hala 30 diyor ya. Özür dilerim. Derledim. Derlemem gerekiyordu. Unuttuk. Ve başlatmamız gerekiyor. Ama bizi orada durduruyorum. Şeyde diziyi de sınırlandırmadım ya. Diziyi de sınırlandırmam gerekiyordu. Şunu da 20'ye sınırlandıralım. Rex Buffer'ı 20'ye sınırlandıralım. Dizide tam olsun dizide. 20 karakter. Boşluk karakteriyle beraber 20 karakter. Tamam, buradan sürdüm. Live Expressions'a geldim. Şuradan izliyorum şu anda. Evet. Bastım, geldi. Doçent Doktor Barış Gökçe. Bakın hep değişen tabii bu sefer yine kaymaya başladı. Peki tam 20 karakterlik bir şey gönderelim. Merhaba. 3, 9, 10. Merhaba merhaba yazdım. Tamam. Sent dedim. Tabii sürekli olarak şöyle yazalım. Artık bu değişmez. Baştan başlaması gerekiyordu. Yani bunun şeyi var. Farklı çözüm önerileri var. Bizim asıl konumuz bu değil. Bunu string manipülasyonlarıyla çözebiliriz. Ben o tarafa çok fazla da girmek istemiyorum. Şimdi OAuth'ta sadece bir küçük bir konu kaldı. Onu size aktarmak istiyorum arkadaşlar. OAuth'ta bir konumuz var. Ondan size biraz bahsetmek istiyorum. Peki nedir bu? Bir buffer karşılaştırması yapabiliriz demiş. Doğru, geçen hafta bu almış olduğumuz buffer'ı karşılaştırarak bir işlem yapmıştık. Onu TX tarafında yapmıştık. Öyle hatırlıyorum. TX tarafında yaptık diye hatırlıyorum. Şimdi bir de şey yapalım. Şuradan çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar bir data dönüşümüne ihtiyacımız olacak. Data dönüşümüyle ilgili bir şeye ihtiyacımız olacak. Bunun için şu en üst tarafta string kütüphanesini zaten dahil etmiştik. Buna ilgili bir şeyimiz vardı. Bir değişken tanımlaması yapalım. Mesela diyelim ki buraya şu main içerisinde. Bunlar gerçi yukarıya da tanımlayabiliriz aslında. Çünkü global bir değişken tanımlayacağız şuraya. Şuraya biraz hızlı gitmek istiyorum. Daha önceden tanımladığım için şunu almak istiyorum. Integer value, real value, bir tane integer değeri. Tamam mı? Bir tane real bir sayı, real bir sayı. Bir tane de string char buffer'ımız var. Bunu iletmek istiyorum. Şimdi bunu yaparken de sprintf komutunu ben size göstereceğim. Şöyle yapıyoruz. sprintf string komutu var ya, sprintf aç parantez, aç kapa parantez. Şimdi sprintf'in özelliği şu. Ctrl tuşuna basıp tutuyorum. Gidiyorum sprintf'e. Diyor ki sprintf. Bu diyor bir değer döndürür. Integer değer döndürür. Ama önemli değil. İlk önce de char diyor bir değer alırsın. Sınırlı bir pointer değer verirsin. Bu biz buna birleştirme diyoruz. Buffer birleştirmede kullanacak olduğumuz değer diyoruz. Sonra bir tane daha char değer koyarsın. Aynı şekilde. Bunu
Bu şekilde 3 nokta şeklinde konmuş birleştirirsin. Tamam mı? Bu bir birleştirme, sprintf'te birleştirme komutu olarak karşımıza gelir. Yani iki tane değeri birleştiririz biz burada. Char olarak birleştiririz. Yine aynı şekilde buraya geldim. Sprintf'e şurada buffer diye bir şey yapmıştım. Buffer. String buffer. Bu string buffer aldım. Buraya koydum. Bunu iletime de gerçi koyabiliriz de. İletimi koyalım. Neyse şurada birleştirip orada koyalım. Dur. String buffer. Virgül. Diyor ki neyi birleştireceksin? Şimdi %D'yi, tamam mı? %D'yi koydum. Bir de ters slash n koydum. Ters slash n yeni satır karakteri arkadaşlar. New line demek. T tab tuşu demek. Şeyse satır yeni satır demek arkadaşlar ters slash n. Tamam bunu birleştir. Neyle birleştir? Virgül diyorum. Şuradaki integer value ile birleştir. Bu bir ADC olabilir. ADC de bunu yapacağız zaten. O yüzden şu anda bunu yapıyorum. Şuradan bir integer value alıyorum. 168 örnek veriyorum. Yani buradan şey de yapabiliriz. Şöyle yapalım. Bunu buradan kesiyorum. Çok önemli değil. Bunu buradan kestim. Geldim şeye. Kaç kez de bir gönderim yaptığını görmek istiyorum. Şuraya hoard tx var ya. Şu tx complete'e koydum bunu. Bunun içerisinde şuraya yerleştirdim. Dedim ki bunu buraya koy. Bu arada şuraya unsigned integer 32, tamam mı? Unsigned integer 32T count diye bir değişken tanımladım. Count eşittir 0. Başlangıçta bir sefer tanımladım. Sonra count eşittir artı artı dedim. Şuraya geldim. Her tx yaptığında bir sayı bir artacak. Count artı artı yaptım. Count artı artı. Şöyle. Sonra da buraya da count koydum. Şöyle. Sonra da bunu bakın sprintf'i şuraya buffer olarak buraya yazdım artık. Bunu iletecek. Şöyle. String buffer. Tamam mı? Şuraya yazacak. Kaydettim. Bakın birleştiriyorum. Bir tam sayı ile çünkü bunu çara çevirmem gerekiyor ya. Bunu çeviriyorum. Basıyorum şu anda. Bunu durdurdum. Doklayıt açıyorum. Çünkü bu kilitleniyor. Doklayıt kilitlenmiyor. Clear all window dedim. Bakalım bir. Bakın kaç kez gönderim yapmış. Tamam mı? Yani 4000 kez, 4200 kez, 4000. Bak şu her bir gönderimi bana sayıyor. Peki bunun yerine bir tane daha koydum şuraya. Dedim ki artık birleştireceğim ya şeyi. Şuraya geldim, bunu birleştireceğim ya main'si. Dedim ki sayaç eşittir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sayaç eşittir. %D, şuraya %T diyelim. Tap. T yatsın bir de N yatsın. Tamam. Burada ne hatası verdi bize? Ya daha doğrusu bir şey verdi. Incompatible implicit declaration with an sprintf function. Bu var. Implicit declaration burada yüzde expected arguments integer dev integer unsigned non integer. Evet. Bunu tekrar attım. Bu datlayıcıda şey gösterme diye bir şey vardı sanki ya. Benim görmüyorum. Evet. Sayaç eşittir. Bakın değeri birleştirip gönderdim. Durduruyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Sayaç eşittir. 3140, 3160. Anında kaç tane gönderdiğini gösteriyor. Bakın anlık olarak kaç tane gönderdiğini gösteriyor. Sayaç şu anda sayıyor. Şurayı temizleyip clear diyorum. Clear Windows. Bakın 8000, 10.000'e çıkmış. Şurada görmüş olduğunuz gibi 10.000 data basıyor saniyede. Belki saniyede demeyelim. Çok abartı olur. Tekrar çalıştırıyorum. Kaça gelmiş? 13.000 gibi. Şimdi bu bir datanın birleştirmesi. Tutuyorum bir de bunu. Arkadaşlar
şöyle basalım, bir de bunu buraya %D dedim ya. Bir de bunu biner olarak basabiliriz. Mesela %0x %x diyeceğim mesela başına. 0, burası zaten tek soru 0x. %D yazdım da x yazarsam 16 tabanında yazar. 16 tabanında. 0x %x. Tam sayı 16 tabanında yazar. Devam ediyorum. Bunu da atıyorum. Şimdi bunu da göreceksiniz. Burada 14.000 olmuş. Windows. X olursa 16 tabanında. Gördünüz mü? Şöyle 16 tabanında saymaya başladı. 0x562 mesela. 16 tabanında. Fluat'a bakalım. Fluat için de mesela yukarıda bir sayı tanımlamıştık. Bir reel sayı tanımlamıştık. Reel sayıya bir değer vermiş miyiz? Evet. Reel value'yu basalım. Double ya da float value'yu basalım. Bir tane daha bassın. Ama bunu basar basmaz bir daha tetiklenecektir. Hepsini tek seferde basmamız lazım. Bu olmaz. Şuraya bir tane de sprintf, özür dilerim. Sprintf de birleştiriyorum. Ctrl C. Ctrl V. Şunu yine %D diyorum. X olursa gördünüz mü? Bir şey olur. Bunu da yüzde arkadaşlar yüzde nokta 2 F yazdım. Virgülden sonra iki karakter yaz diye. F olarak belirttim. Peki burası ne olacak? Pardon şöyle yapacağız. Özür dilerim. Özür dilerim. Değiştiriyorum. Şimdi buraya devam ediyorum. Bunu destekliyor muydu? Tam emin olamadım ama bir daha T yazdım buraya. Tamam. Değer 2 nokta üst üste. Değer 2 nokta üst üste. Yüzde nokta 2 F virgül. Şurada reel value aldım. Şurada reel value var ya. Bunu çarptırabilirsiniz, çubuğa öldürebilirsiniz. Hiç önemli değil. Koydum şöyle. Reel value. Yer mi? Yemez. Peki iki sayıyı nasıl birleştireceğim? O da güzel bir şey soru aslında. Ne hatası verecek? Unutamadığında esprinti birleştiremediği için hata verecek. Float. Bu şey. Bu hata ayrı bir şey. Şimdi bunu diyor ki şuraya giderek diyor şu bunu diye eklemelisiniz diyor. Evet bu güzel bir şey. Bunu sizin de bilmeniz gerekiyor. Diyor ki problem description, problem tanımı, the format, float formatting support is not enabled. Kayar noktalı sayının formatını diyor desteklemiyor. Check your MCU settings. Buraya girin diyor. Bunu da şöyle kopyaladım. Tamam. Kenara kopyalayayım ki şimdi takip etmesi bir taraftan kolay olsun. Şimdi file, pardon, şuradan projeye geldim. Şuradan projeye sağ tıkladım. Properties. Gördünüz mü? Properties'e girdim. C++. Buradan build'e geliyorum. Şuradan build'e geliyorum. Sonra build'den settings ve tool'a geliyorum. Nerede? Settings, tool settings'e bakacağız. Tool settings tamam. Buradan diyor ki buraya diyor şey eklemeniz lazım. MCU settings. Şurası mıydı? Şu. Use float. Gördünüz mü? Printf. Printf'te diyor bunu kullan. Scanf'te de diyor kullanabilirsin. Yani eğer biz Scanf şu anda kullanmayacağız. Bunu diyor tire u printf float'ı aktif hale getirin. Tamam. Bunu şu anda aktif hale getirdim. İlerlet diyorum. Şuradan görüyorsunuz. Gelelim. Durduralım bir. Tabii çok dirilmiş. Bakın. Sayaç iki nokta üst üste. Şu değer. Değer tire. Burada bir kayma olmuş ya. Burada bir sakıntı, şey, bir problem var. Burada başka bir problem var. Tekrar
%3 yapalım buraya. Evet, burada çünkü sayaç bu. Ops, buradan tamam. Durduralım. Şimdi bunu şöyle birleştireceğiz. İki tane buffer'da. Şimdi şöyle burada char yapmışız ya, bu çok önemli değil. İki, üç. Tamam. Şimdi buraya geldim. Buna sayacı aldım. Bir de iki de şeyi belirledim. Değer dedim. Tamam. Buradan da float nokta 3f dedim. Buraya da real value dedim. Count bizim burası L de olabilir ya. Bu mu L mi? Bazen değişiyor. Bu U da olabilir, L de olabilir. Çok emin değilim. U L de olabilir. Unsigned block. Neyse, olabilir. Şimdi buraya geldim, bir tane daha yapıştırdım. Bu sefer 3 dedim buna. Tamam, 3 de yüzde. Şimdi bunu ayrı ayrı basacağım. Yüzde S tire yüzde S. Eğer doğru olursa şayet. Bu da şu virgül bu. Şayet yerse. Deniyorum. Bunu zaten denemiştim. Clear window. Pardon, burada çakıştılar bunlar. Ya da gerçekten şey yapıyor. Ah. Bunu durduramıyoruz işte. Bunda bu şeyin de böyle bir sıkıntısı var, biliyor musunuz? Mecburen şeyi yok, şimdi bunda doğru basıyor. Biraz önce yanlış basıyordu. Bunda şey basıyor. Almadım. Şurada yanlış basıyordu. Şurada. Şurada. Bunda doğru basıyor. Burada doğru bastı şu anda biraz öncekini. Maalesef her kür kilitleniyor. Evet, bunu burada birleştirip bu şekilde basabiliriz arkadaşlar. Burada çok bir şeyimiz yok. Şimdi bir örneğimiz daha varsa bir tane daha örnek çözeceğim. Ondan sonra dersimi burada bitireceğim. Şöyle bakalım bir. Bir tane örnek basabilirsin. Bir tane örnek basıyorum şimdi. Interrupt. Şimdi böyle garip basıyor ya, Allah Allah. Şimdi doğru basıyor. Biraz önce yanlış basıyordu. Şimdi doğru basıyor. Şu anda şeyde bir sıkıntı var. Yani biraz önceki ilk yaptığımızda çalıştı aslında. İlk yaptığımızda çalışmış oldu. Şunu basmaya çalışalım.
16, 16, 32 olsun burası. Çünkü sayaçlar 16 ya. Burası 32 olsun ama 32'den daha fazla. 35 olsun, 38 olsun ya da. Evet, şu anda basıyor. Durdur. Bakın, tabii ki de birbirine bindirerek gitmiş ama 168.88 sayaç şu diye bunu artık basıyor. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar bugün. Önümüzdeki hafta DMA anlatacağız. DMA'da çözeceğimiz bir iki örnek var. O örnek üzerinden gidebiliriz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.